Bir şey soracağım. Ne? Beni affediyor musun? Hayır Demir, affetmiyorum. Bizimle ne alakası var bu konunun? Son kararım. Affetmiyorum. Ne yapacaksın? Atlayacak mısın? Yaşıyor mu kız? Manyak! Ortam, affediyor musun? Alacağın olsun Demir. Ben bunun intikamını alacağım ama senden. Merhaba birader. Ne yapıyorsunuz? Niye toplandınız ya? Allah Allah. Bize bir söveren yok mu ya? Biz de atladık o kadar. Manyak mısın nesin ya? Öldürüyordun beni. Ne manyak mısın ya? Bak ben sana kıyak yaptım ya. Millet daha buralarda uçakları binip 13 saat uçup paylantılara maylantılara gidiyor yükseklerden atlamak için. Kendine güzel bedava yapma. Hadi ya bir daha yapalım. Nazlı. Nazlı işte seviyor. Seviyor ya. İyi misin ya? Niye yaptın kurban olduğunu ya? Seyfi dayı artık sıra sende. Şöyle davullu zurnalı bir düğün yap da gelip oynayak ya. Yaparım ya. Yapmaz mıyım? Ama sen de aklımızı alacaktın be evladım. Yine de Allah razı olsun. Sizden de Nilan. Rica ederiz canım. Biz ne yaptık ki? Siz sevenleri ayırmayın yeter ki. Bize bundan büyük mutluluk olmaz. Gülmezsin. Ben konuşmuyorum seninle. Ya böyle şaka mı olur ya? Hala konuşuyorsun bak. Bır 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 bır. Özrünü falan kabul etmiyorum Demir. Böyle şaka mı olur ya? Hiç aklım çıktı benim. Aklım, aklım. Optik, hain. Ayıp be. Ayıp. Ben gideyim, koşturayım koşturayım çatılara. Kendimi oralardan intihar edeyim. Sen hala yüzümüze bakma. Lan kör edici. Yaptığın şeye bak. Görüyor musun? Bozuldu telefon, gitti. Bak. Olsun ben intihar ettim senin için. Ya korkunçsun Demir ya. Bak gerçekten sana şunu söyleyeceğim sadece. Bu iki oldu, tamam mı? Sado'nun adamları da benim telefonumu alıp fırlatmıştı. Hatırlarsın belki. Onu da hatırlamazsın. Sen hiçbir şey hatırlamazsın. Bu iki oldu ve ben bu telefonun aynısından istiyorum. Aynısından istiyorum senden. Aa, sen ne kadar da cimri bir insanım için anlamadım ki ben. Ya senin bayramlarda el öpüp biriktirdiğin harçlıklarla sen bu fabrikasını alırsın bunu. İsmini değiştirirsin. Optik yaparsın o telefonun markasını. Bozuldu gitti artık zaten. Senin hiç ilgilendirmez benim bayramlarda ne kadar para biriktirdim, kumbaramda ne kadar para sakladım, anladın mı? Sen bu telefonun hangisini alacaksın bana, o kadar bitti. Allah Allah, sen döktün suyu, ben niye alıyorum telefonu, sen bozdun. Ne, bu da mı benim suçum yani? Sen döktün işte, çarptın ettin döktün, ne bileyim bir de farkında bile değilsin. Ama ben kendimi intihar ettim. Gençler, hoş bulduk Çisil. Ben bugün kendimi intihar ettim biliyor sen musun? Sen mi ettin? Onun için. Yaşıyorsun. Ne oldu? Ne ne oldu? Ne ne oldu? Bir de soruyor musun? Bak bunu Demir yaptı. Gördün mü? Günüm korkunç geçiyor. Başladı bir korkunç geçmeye. Şu anda öyle devam ediyor yani. Bunu pirince pirince yatırsak? Bir şey söyleyeceğim. Saçlarında bir değişiklik var. Çok güzel olmuş. Ay hemen de fark edersin Demir'cim. Ederim şimdi. Ama sen her zaman çok inceydin ve hala da öylesin. Teşekkür ederim. Slim fitim ben. Duydunuz. Hadi çıkalım mı? Çıkalım. Senin de biraz havan değilsin. Vallahi değilsin. Çıkalım buyurun. Gel. Ben çok ince birisi olarak çıkıyorum farkındaysan. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Yani nesi ince be bu adamın? Bu adam bildiğin odun yani. Canım benim ya. Kıskandın değil mi bir tık? Ha? Kıskanmış gibi bakıyorsun çünkü. Ha? Yok, hiç öyle bakmıyorum. Nesini kıskanacağım ya onun? Bu boya kutusu kadının ben nesini kıskanayım yani? Yeter be.
Bu ne ya böyle artık? Bıktık vallahi. Bu duruma ben el koyuyorum, tamam mı? Kalk bakalım ayağa, gidiyoruz. Ne yapacağız? Gel gel yürü. Seni baştan yaratacağız, yürü. Yapalım ya artık bir şey. Evet, al çantanı. Al. Ben hiç hissetmiyorum kendimi. Kendime güvenim gelsin benim. İddialıyız yürü. Yeter be. Yeter. Sil. Bak yalnız param kısıtlı benim. Öyle çok şey alamam. Ay cimriyim demiyor da Aspal. Ne cimrisi ya? Tutumluyum kızım ben. Öyle paramı çarçur etmem. Birkaç parça bir şey alalım yeter. İyi tamam be. Hayır, sen şimdi balık burcusun ya. Böyle sana su grubuna yakışan şeyler almak lazım. Mesela çan etek. Çan etek senin dişiliğini ortaya çıkartır, anladın mı? Böyle asimetrik kesim bir şeyler. Ne bileyim böyle uçuşan etekler falan filan. İyice senin böyle bump olman lazım. Öyle değil ama. Bak bak şu mağaza tam bana göre. Gel şuraya girelim. Ya ne ya? Burası çok sıkıcı bir mağaza. Yine buldun şeyini hayır, ya. Hayır bak. Müthiş şeyler var. Gel gel. Ay ne iyi yaptık buraya geldik. Arada nefes almak lazım. Sen de plaza insanı oldun iyice. Hiç sorma. Dağdan indim şehre gibi oldum. Onca zaman sonra tekrar iş temposuna girmek insanın kafasını açıyor vallahi. Sen bu işte en iyiydin. Hem seni yoran iş değil ki. Nil. Nil mi? Evet. Artık ondan kurtulman lazım. Farkında mısın? Aylardır Nil'le didişmekten kendini unuttun. Ya niye bu kadar ciddiye alıyorsun Nil'i? O kadar abartma. Kız kendi mücadelesinin peşinde sonuçta. Bir de kötü bir insan değil Nil. Demir, sen bu Nil'e karşı bir şey hissetmiyorsun değil mi? Hastasıyım onun. Yok be, ne hastası olacağım Nil? Allah aşkına. Yani Nil'e ben insan olarak iyi bir insan dedim. Hani kadın olarak baktığında, daha doğrusu yani kadın olarak bakabildiğinde Nil bildiğin itici. Değil mi? Evet. Bence de. Nil, arkadaşım. Sen hiç Ahu'ya bakarken gördün mü Demir'i? Ahu böyle kapıdan girer girmez böyle ağzı kayıyor Demir'in. Çisil, bana ne? Bana ne yani? Bak ben bu değişimi odun için yapmıyorum. Bunu bir kere kafana sok. Kendime saygımdan dolayı yapıyorum. Öyle Demir Demir deyip durma artık, yeter. Tamam arkadaşım, kızma da yani. Ay kurban olayım artık, bir değiş ya. Ya ne olur bir değiş ya. Bir kıvılcım değiş, benim için değiş en azından ya. Ya bir artık yenile kendini yani. Ay yeniledik ya, değiştim işte bak al, yeni aldık bu kıyafeti. Çok gayet de zarif oldu bence yani. Olmadı mı? Olmadı abi, hiçbir şekilde olmadı. Neye döndün biliyor musun? Emekliliği gelmiş kabuk kadastro müdüresine döndün. Ya şimdi gitsen işin azından o derece yani. Ya bak böyle şey yapsak. Şuralar falan böyle güzel güzel kıyafetler alsak. Böyle eğlenceli eğlenceli. Ha, olmaz mı? Bir kerecik ya. Ha. Ay yok yok ya, ben çok yoruldum. Vallahi öyle giy çıkar giy çıkar, artık kanter içinde kaldım, istemiyorum vallahi. Ama bak söz veriyorum, bak buraya gireceğiz. Ben bir tane elbise seçeceğim, üstüne deneyeceğiz. Ondan sonra çıkıp gideceğiz gerçekten. 3-5 dakika falan sürecek. Son ama son yani. Son, gerçekten son. Tamam mı? Ha, sen buyurun. Güzel bir şeyler var mı? Var var var, gel gel. Gel bakayım. Var vallahi çok güzel. İndirim var mı burada? İndirim de var cimri. Yok ya bu her zamanki Slovak model halim benim öyle bugün. Yok yok, bir dümen var sende. Gel buraya. Gel. İnce iş. İnce iş mi? Ev mi buldun? Yok yani evi. Yani Karadenizlisin ya, ince iş deyince aklına inşaat mı geldi senin? Müteahhitlik ruhunuz da var vallahi diyorum. Tabii ya, ne evi? Oh, ekmek geldin su gölden. Ama bak, Muazzez Hanım yakında seni kapıya koyacak demedi deme. Hakkı, casus ajan değil mi? Ya Muazzez, benim biraz kırıklığım var. Hasta mı olacağım ne? Aa, yaz nezlesi olmasa? Herhalde. Kimden geldi mesaj? Fadime'den. Bizimkilerden haber mi var? Neco ile ilgili.
Hanımım, bu Necom'un evimi var adığı yok. Bilgilerinizi arz ederim. Benim sözümü dinleyen tek kişi bu işte. Nasıl haber uçurdu içeriden? Bana bak, şu Neco'yu ara, bu salak olanı aklını başına toplasın. Efendim Muazzez teyzeciğim? Neco? Ev buldun mu ev? Ha? Ha? Ev nerede be Muazzez teyze? Kiralar ateş pahası, emlakçılar çakal, ev sahipleri de vicdansız olduğu sürece benim ev işi gerçekten yaş. Ben seni oraya gelirsem bir yaşartırım ki. Bana bak, burası Hacı Baba Tekkesi mi oğlum? Bir an önce evini bulacaksın, gideceksin burada. Burası Hacı Baba Tekkesi değil, Hakkı amcan seni çok fena yapardı. Hakkı sen komadasın, sussana, sesin gidecek. Canım uyanınca çok fena yapardı işte. Duyar. Duydun mu beni? Duydum, duydum Muazzez teyze de bekara ev vermiyorlar ki. Görüyorum gazetede ya da internette bir şey. Hoşuma gidiyor. Giyiniyorum, süsleniyorum. Gidiyorum, istiyorum. Mesleğin ne diyorlar? Bomum diyorum. Sen bomsun diyorlar, ev vermiyorlar Muazzez teyze. Hah, evime çöktüğün yetmedi. Bir de kız bulup evlendireyim ben seni. Muazzez teyze, sinirlisiniz biliyorum ama o çok güzel olur. Gerçekten. O havuzun kenarında bir yaparız düğünü. Altınlardan bir şey de çıkar. Neco! Oraya gelirsem seni gebertirim, yüzsüz. Bir an önce bulacaksın o evi. Ne diyor be? Evlenmem. Suratına tükürsen yağmur yağdı diyecek. Ne diyecek? Senin oğlanın ekürüsü ama işte bu. Ya. Al. Tepe tepe kullan ikisini de. Ah Cisil, ah iki parça dedin, dünyanın şeyini aldırdın bana. Kartımın limiti doldu ya. Telefon alacak param kalmadı senin yüzünden. Aman be, amma sinir yaptın ya. Sus işte, ne kadar güzel oldun. Baksana şu haline. Bak işte, değişimde meyvelerini göstermeye başladı. Çocuklar sana böyle bakıyor. Hangi çocuklar? Nerede çocuklar? Sümüklü mi bunlar daha? Sümüklü mümüklü işte, seni beğendiler ablası. Şişt, dönün bakayım önünüze. Ne kadar ayıp şey öyle. Ablanız yaşındayım ben sizi. Daha yeni keşfetmişler şeylerini, akıllarını, bir de oradan laf atıyorlar. Çok sinirlendim. Tamam, yürü bakalım. Şimdi son bir işimiz daha kaldı seninle Nil. Yok. Hayır. Annem vallahi... Saçım başımı elletemem, çok kızar. Evlatlıktan reddederler vallahi beni bu sefer. Hiçbir şey yapamazlar. Zaten tek çocuksun. Üzerine zaten bu saatten sonra bir tane daha doğurtamazlar yani, gel. Benim burada ne işim var ya? Kesil bak, benim param maram da kalmadı ha buraya verecek, haberin olsun. Ay tamam, ben ısmarlıyorum ya, ben ısmarlıyorum. Ben burama kadar geldi yani. Ben zaten kendime birkaç bakım da yaptıracağım. Aa, ne yaptıracaksın ya kendine? Çok güzelsin. Kalk elli, saçımı bozuyorsun be. Aa. Pardon be, düzeltiyordum. Şey, benim bir randevum var da Luna Park'ta. Bak. Luna Park'larda randevular. Kiminle? Necişle. Nece öyle mi? Ay. Neyse, siz böyle ciddi takılıyorsunuz ha? Evliliğe doğru gidiyor. Ha, sözlendik. Gerçekten mi? Hı, gerçekten. Seni de çağırmadık, kusura bakmıyorsun değil mi canım? Olsun. Saçmalama Nil ya, ne sözü ya? Benim sözümde olmayacak halin yok herhalde. Biz öylesine bir takılıyoruz yani. Nece böyle çirkin biliyorsun, ne düşmüş hiçbir şey. Yani. Kısa, uzamazdı artık, öyle bir ihtimal yok. Ama böyle birazcık farklı, çocuk ruhlu, ne bileyim Luna Park'ta buluşalım falan diyor. Ben de sabıtık bir insanım herhalde, bunlar benim hoşuma gidiyor. Bak, anlatırken heyecanlandın ha. Peki şey, sende de şey oluyor mu böyle, onu gördüğün an avuçların hiç terliyor mu? Yok, o bende. Hadi ya. Hanımlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Serdar abicim. Şimdi, zaten benimki belli. Düz bir fön çekiyoruz her zamanki gibi de. Arkadaş biraz şey, bayağı bir uzun işi var. Full bakım, tam bakım yani. Ha, yok, bana hiçbir şey olmayacak. Ben burada beklerim arkadaşımı. Otururum burada, dergi mergi. Yalnız bu model sizi çok sert gösteriyor. Kendinize ve güzelliğinize yazık ediyorsunuz. Birazcık müdahalelerle çok mutlu olabilirsiniz. Tamam o zaman. Kesme yok. Boya aman, hiç yok. Ufak tefek bir şeylerle yapın o zaman. Ne diyeyim ya ben? Merak etmeyin. Ufak tefek dokunuşlarla size bambaşka bir hava vereceğim. Bana güvenebilirsiniz.
Aynen, çok mutlu olacaksın, çok mutlu olacaksın. Sakince şimdi yerimizden kalkıyoruz. Gel bakalım, buyurun. Gel bakalım, gel bakalım. Valla muhteşem olacaksın ya, inanamıyorum. Arkadaşım benim ya, tamam dönme o kadar yeter, gel. Gel bakalım. Şuraları biraz daha alalım. Dikkat edelim tamam mı alt tarafları? Tamamdır sağ olun. Tamam. Kolay gelsin. Yok Çisil yok öyle hani birdenbire marjinal değişiklikler yapamayız yani. Bak bu renkler mesela benim için çok iddialı. Ay saçmalama Nil, bakar mısın nasıl yüzüne falan yakıştı ya. Acayip güzel oldu. Ben mesela sürsem bu kadar çok yakışmaz. Çok güzel oldu. Tamam dur dur kurumadı daha. Şu saçlarıma bakar mısın ya? Kısacık oldu. Düdük gibi kesti adam saçlarımı. Topuz mopuz yapalım bari. Ay böyle açık bıraktığım zaman geçen annem saçak saçak olmuş dedi. Topuz ne ya? Ya görünce topuz mu yapacaksın kafana? Ben inanamıyorum sana Nil ya. Bu saçlar açılacak bitti nokta. Bunlar böyle bukle bukle rüzgarda bir güzel savrulacak. Öyle bir şey yok tamam mı? Hadi ben gidiyorum gel bakayım buraya. Nereye? Oh. Çok güzel oldun arkadaşım benim. Tamam çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. İyi bak kendine. Bir dakika dur sen. Hadi bay bay. Hadi bitirelim bir an önce. Şu laptopu versene oradan. Maçlara falan bakayım da. Yoksa burada sıkıntıdan patlayacağım yani ha. Aa. Niye açılmıyor bu ya? Kim kurcaladı bunu? He? Bozmuşsunuz laptopu bu. Ay canım niye sinirleniyorsun? Alırız yenisini ne yapalım? He, yenisini alırmış. Müsrif kadın. At yenisini al. Oh ne âlâ memleket. Daha bunun garantisi bitmedi be. Al şunu Mustafa'ya ver. Götürsün servise. Emredersin Sakkı Bey. Nerede bu ya? Ya Halil Bey sizden avans istemiyorum. İçeride birikmiş 4 maaşım var. Hakkımı verin benim. Ya Suat kardeşim bak sen bizim yanımızda en eski çalışanlardan birisin. Bu işi en az bizim kadar iyi biliyorsun. Biz bütün kış yattık. Elimizde kalan 3 kuruşu da o yeni makinaları aldık. Bunu sen de biliyorsun. Senden ricam biraz daha sabretmen. Ben edeyim etmesine de. E baba ne güzel sezon başladı. İşlerimiz de çok iyi gidiyor. Allah'a bir şükür. Çok değil. 2 aya kalmadan bütün alacaklarını vereceğim ben senin ya. Ya Halil Bey bana para hemen lazım. Parayı bulamazsam sevdiğim kızı babası başkasına verecek. Oo Suat uzattın ama ha. Paranı vereceğiz diyoruz. Yalan mı söylüyoruz? Sen şimdi işine bak hadi. Sen görürsün Halil Efendi. Görürsün. Aman be Neco. Aman be Neco. Çisil Hanım, saçlarınız muhteşem olmuş yalnız. Ay ya, ya sen bana pamuk şeker mi aldın? Çok şapşal bir şeysin sen. Evet, pamuk şeker aldım yani. Yeriz beraber diye ne bileyim. Buralarda böyle çok güzel olur pamuk şekerler. Bu mevsimde yenir yani. Nasılsın ya? Ne var ne yok? İyisin değil mi? Bir yaramazlık bir şey yok. Dolaba binelim mi, dönme dolaba? Ya önce bir çarpışsaydık ya. Çarpışan arabalara binseydik. Ya niye dönme dolaba biniyoruz ki? Bugün soruları ben soracağım. Ne soracağım? Soruları ben soracağım. Neyi soracaksın? Sor şimdi, sor. Bilelim şunu, orada soracağım. Hadi, hadi gidelim o zaman. Allah. Nil. Berkant. Çok
güzel olmuş. Yani saçların. Keza abi sen de öyle. Şahane görünüyorsun. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Bir şey ben de... Ben gideyim o zaman. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Gerçekten bir prenses olmuşsun. Vay. Ezberliyorsun, anlamadım ki ben ya. Ne? Söyle söyleyeceksen. Tamam. Ben... Ay ne oldu? He? Ne oldu be? Niye durduk? Ha, şaka mı bu? Ne oluyor? Hangi salak yaptı bunu? Anne, niye durdu? Korkuyorum ben. Korkma canım, çalıştıracaklar birazdan. Ya ben çok korkarım ya yüksekten. Ya korkma, ben yanındayım. Bak ne güzel baş başayız, romantik. Tabii tabii, yarabbim Allah'ım sen beni koru Allah'ım. Ne olursan beni sahip çık yarabbim. Yani baş başayız, dönme dolaptayız, ne bileyim. Panoramik böyle İstanbul manzaralı, ben yanındayım. Ambiyans çok güzel. Hiçbir şekilde güzel falan değil Neco. Korkuyorum diyorum, sen anlamıyor musun? Bir şeyler yap, indirsinler bizi ya. Anne, eve gidelim. Gideceğiz oğlum. Korkma canım. Oradan! Oradan! Oradan koş koş koş! Çık 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 çık! Aç aç! Çık ulan çık çık çık! Sen de oradan çık! Neco? Hı? Neco şu yangın mı şurada? Bu yangın, bu. Bu yangın. Ne yangın? Hani yangın? Aa! Çık 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 çık! Çık! Ha! Yangın var mıydı lan? Ya öf be, böyle gün mü olur ya? Başlayacağım senin konuşmana da şeyine de ya. Gidip deniz kenarında bir şeyler konuşsaydık ya. Dönme dolaba binmek de nereden çıktı be? Ya. Ne bileyim ben ya, böyle bir ambiyans olur diye çıkıttım buralara. Aslında bu Pampur Holding'in yeniden hukuk müşavirliğini alabiliriz. Hı? Onlar olmaz. Geçen hafta mahkemeden iflas erteleme istemişler. Yani kendilerine hayırları yok. Bize ne hayır olacak? Ay doğru söylüyorsun. Ben anlamışmışım. Demir. Siz? Aa. Ben şey sandım da. Hiçbir şey sanmadım ya. Benim belgem kalmış burada dosyam bir tane. Onu alıp hemen çıkıyorum. Sizi rahatsız etmeyeceğim. Çıkıyorum. Hayırdır? Sünnet mi var, kına gecesi mi? Aa, abartma kız, güzel olmuş işte, çok yakışmış. Teşekkür ederim Demir. Siz ne yapıyorsunuz ya burada? Fazla mesai, sakıncası var mı? Yoo, ne sakıncası olacak ki? Gurur duydum ben, birden şok oldum. Güzel de devam edin, beni ilgilendirmez zaten. Çalışmaya devam edin, çok güzel. Evet, senin de izin vermen güzel oldu tabii. Artık rahat rahat çalışabiliriz Demir'cim. İzin de aldık. Belki de Nil Hanım böyle güzel, yani çok güzel olmuş haliyle bizle çalışmak ister abi. Bilmem ki ben. Hayır Demir ya, bak. Böyle iltifatlarla benim gönlümü alamazsın sen istediğin zaman. Bunu çok yapıyorsun sen bunu. Önce o üzerine su döktüğün telefonun aynısından istiyorum ben. Tamam da telefonu suyu sen döktün. Ben niye telefon alıyorum sana? Güzel.
yüzüne bak ya. Değiştireceğim gibi Melotis'in. Değiştir, değiştir. Alo Çisil. Nil, çok kötü bir şey oldu bu. Ne oldu Çisil? Dur, alo. Aa, kapattı. Ne oldu ya, kötü bir şey mi oldu? Kapatmamış bir de. Telefon kapanmış ya. Telefonum da senin gibi. Ya çalıyor bir kapanıyor. Dengesiz. Demircim, hadi biz yemeğe gidelim. Ayrıntıları orada konuşuruz, olur mu? Şey, olur olur, ben de acıktım zaten. Hadi. Gidelim. Efendim Neco? Alo kanka. Ya biz dönme dolabının üstünde kaldık Çisil'le. Aşağıda da böyle duman muman da çıktı. Bir acaba hemen gelip kurtarsana bizi ya Demir. Ne diyorsun gerizekalı? Hangi dönme parkta, hangi dönme dolapta? İyi tamam, geliyorum. Ay aa, bunlar Luna Park'a gideceklerdi. Ne olmuştur? Ya dönme dolapta mahsur kalmışlar. Ben de seninle geliyorum. Demir iş. Ne yapayım, çocukları kurtarmam lazım. Canım bu da iş. Hadi bak işine. Anne başım da ya. Mahkemeye vereceğim sizi. Oğlumun başı dönüyor, midesi bulanıyor. Kurtarsanıza bizi. İtfaiyeyi çağırsanıza. Tamam hanımefendi, tamam. Hiç merak etmeyin. Endişelenecek bir şey yok. Her şey kontrolümüzün altında. Hadi lan, hadi lan, hadi lan. Anneciğim, niye kurtarmıyorlar bizi artık ya? Anlamadım ki, arıza falan büyük herhalde. Biz anın tadını mı çıkarsak ha? En azından anın tadı, anı yaşayalım. Anneciğim, lütfen sallanma ya. Lütfen sallanma, benden uzak dur. Bir dengeyi bozma lütfen. Tamam. İyi mi böyle? Evet, öyle iyi, öyle iyi. Halil Bey, bu kumanda panosu tamamen yanmış. Tamir etmek uzun sürer. İtfaiye çağıralım artık. Ne diyorsun lan sen? Kaç defa söyledim sana? İtfaiye yok diye. İtfaiye gelirse polis gelir. Polis gelirse gazeteciler gelir. Gazeteciler gelirse yarın 8 sütuna manşetteyiz. Luna Park'ta vahşet diye. Batalım mı istiyorsun sen ha? İstediğin mi bu? Sen halledeceksin. İtfaiye yok. Söyle şimdi. Evet beyler, bayanlar, endişelenecek bir şey yok. Her şey kontrolümüzde. Arkadaşlarımızı şimdi indiriyoruz. Hiç merak etmeyin, tamam. Her şey kontrolümüzde. Sakin, sakin. Hadi. Alo. Ne oldu, siz deminle yemeğe çıkmıyor muydunuz? Ay, çıkamadık. Adamın başında bir tane bela yok ki. Neci aradı? Apar topar çıktılar Nil'le. Nil'le mi? Ben sana şunları yalnız bırakmayacaksın demedim mi? Ha? Ne yapabilirim Berkat, ne yapabilirim? Gir şu herifin aklına diyorum, gir şu herifin aklına. Kız günden güne daha da güzelleşiyor. Ne? Bak, Demir'in aklı tekrardan Nil'e kayabilir. Fırsatımız varken değerlendirelim diyorum. Tamam. Merak etme, ben halledeceğim, tamam? Halledeceğim. Gelmiyorlardı mı acaba? Hiç mi yani bilen, hiç mi insan evladı çıkmadı? Çek şu bacağını ya. Şey mi? Tamam, özür dilerim. Ya Çisil, ben seni buraya niye çıkardım biliyor musun? Niye? Çünkü biz seninle Ferhat'la Şirin, Kerem ile Aslı, Mr. and Mrs. Smith. Ha, ya da ne bileyim, Nurel ile Hardy, bazen Archie ile Şota. Yok yok, gelmenize gerek yok ki amirim. Yani itfaiyelik bir durum yok. Evet, bir vatandaş Luna Park'ta tepede kalmıştı ama biz onu kendi imkanlarımıza indirdik. Diğer vatandaşlar da o anın heyecanıyla işte sizi aramışlar, rahatsızlık vermişler. Evet amirim, olay aynıyla budur. Evet amirim, hayırlı akşamlar. Saygılar amirim. Şerefsiz. La oğlum, bitmedi mi? İnsanlar itfaiyeyi arayıp duruyorlar. Hayır be, elimden geleni yapıyorum. Sıfırdan panoya çekiyorum. Sen bunu daha yeni bakımını yapmadın mı? Niye böyle yaptı bu? Vallahi ben de anlamadım. Şu iş bir bitsin, ben anlatacağım sana. Bu nereden çıktı şimdi ya? Çisil! Nil? Ha işte Nil'le Demir... Aa! Nil! Nil!
Arkadaşım, arkadaşım buradayım. Burada kaldık, tam burada kaldık. Hanımefendi, beyefendi kusura bakmayın buraya arabayla giremezsiniz. Aramı kurtarmadan geliyoruz, yardım edeceğim. Öyle mi? Oho. Allah yolladı size. Çok güzel. Yapabileceğiniz bir şey var mı? Yok kardeşim, sağ ol. Yok, tamam. Evet, sakin olun. Gördüğünüz gibi hiçbir masraftan kaçınmayarak arama kurtarma ekibi getirttik. Siz de istediğiniz yerde mahsur kalabilirsiniz yani. Neredesin Muazzez? Hayır. Ne yaptın, verdin mi laptopu Mustafa'ya? Verdim, sen Necmi'ninkiyle idare ediver. İyi bari. Sıkıntıdan patlamıştım zaten. Ver bakalım. Oğlandan bir haber var mı? Ne haberi olacak? Bu saat oldu çalışıyor oğlan. Vah vah vah. Yazık oldu yavruca. Sanki sanırsın sırtında taş taşıyor Kerkenes. Yani ne yapsa sana yaranamıyor Hakkı Bey. Ağzıyla kuş tutsa kuyruğu dışarıda kaldı diyeceksin. Hele bir kuş tutsun da neresiyle tutarsa tutsun ben razıyım canım. Bana bak, yalnız bu oğlanı takip etmek lazım. Yine kıza bir kötülük yapacak gibime geliyor çünkü. Vay vay vay. Bu ne biçim tramvay? Ne oluyor Hakkı Bey? Van Persie. Hani Hollandalı yeni transfer. Ha. O gol attı. Onun için şey yapıyorum. Aa, ben de bakayım şu golü. Aa, dur ayol, ne yapıyorsun? Kız duyacak şimdi, evde herkes. Bana bir şeyler oldu Muazzez. Bu komadan sonra bana bir şeyler oldu. Altı ay yatınca tabii serumlar merumlar içim enerjiyle doldu. Hakkı Bey, Ayten hemşire burada birdenbire geliverirse odaya. Kapıyı kilitlersen yakalanmayız. Eşeğin aklına bir kere karpuz kapı düştü Muazzez. Ay yani bu yaşta. Ne varmış yaşımızda be? Ben bütün gençleri cebimden çıkartırım. Sen kapıyı kilitle. Işığı da söndür, yanıma gel. Geliyorum. Hakkıcığım. Berk, oğlum iyi misin canıma? Canım. Ha, geçti bitti işte, indik aşağı. Eyvallah Demir Bey, sağ olasın var ya. Hızır gibi yetiştin ha. Eyvallah. Halil Bey, vallahi bu olmuyor, yapamıyorum. Yapamazsan yapama kardeşim. Senden gelecek hayır Allah'tan gelsin zaten. Ya Halil Bey, lütfen bağırmayın bana. Bakın bu kadar insan için ayıp oluyor. Benim ne günahım var? Senin ne günahın var? İşini doğru dürüst yapsaydın bunlar başımıza gelmeyecekti. Canım, oğlum iyi misin sen? Anneciğim, niye konuşmuyorsun sen yavrum? Yoksa bir yerine bir şey mi oldu? Canın mı acıyor? Ha? Berk, oğlum konuşsana. Yavrum, ne oldu sana? Niye konuşmuyorsun oğlum? Canım, Berk. Nasıl sünnet olacak bu çocuk? Zaten korkuyordum. Mahkemeye vereceğim sizi. Yarın oğlumun sünnet düğünü vardı. Buraya eğlensin, korkusunu atsın diye getirmiştim. Şu hale bak. Hepten nutku tutuldu yavrumun. Hanımefendi, merak etmeyin. Oğlunuz şoku bir atlatsın. Bu benim kartım. Alın. Halledilmeyecek meseleler değil bunlar. Ayrıca da biz de bilerek yapmadık herhalde. Biz de mutlu değiliz bu durumdan. Hem benim makinelerim bakımı her gün yapılıyor. Eğer bu çocuk konuşmasın, dili açılmasın, elimden çekeceğiniz var. Süründüreceğim sizi. Gel oğlum. Eyvah! Bu bir duyulursa var ya, sezonun ortasında battığımızın resmidir. Merak etmeyin beyefendi. Buyurun siz de kartımı. Ben ara bulucuyum. Uzlaştıracağım sizi, merak etmeyin. Yarın siz ofisimize gelin. Bir an önce halledelim bu işi. Peki, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim tekrar. Sağ olun Demir Bey. Hiçbir şey olsun. Sağ olun. Canım, iyi misin sen de? Thank you.
Rakı. He? Kimse yokken sen de hadi gir banyoya. Tamam canım. Anne neredesin? Ay. Ay. Beni 10 dakika görmesi aramaya başlıyor. Yani kaynanamdan çekmedim bundan çektiğimi. Diye evlense de kurtulsak. Kapa, kapa, kapa. Şöyle, şöyle. Anne. Hı, ne var kızım? Ne yapıyorsun burada? Odayı topluyorum kızım. Sen neden saçını yıkadın bu saatte? Kızım ben sana mı soracağım ne yapacağımı? Ay sen dersin ya geceleri yıkanmayın, uykunuz kaçar, gündüz yıkanın falan diye. O yüzden yani. Kızım o küçükken de. Şimdi büyüdünüz. Ben size ne zaman yıkandığınıza karışıyor muyum? Sen de bana karışma. Ay tamam anne. Ya ha. Ben gidiyorum da ona haber vereyim dedim. Nereye gidiyorsun gece gece? Ya iki yan villaya Elif Sular'la pijama partisi yapacağız. Bak pijamalarımlayım. İyi hadi git çok geç kalma. Tamam. Hadi kapa kapıyı. Ya ben hepinizin arkasına ayrı ayrı adam mı takacağım ben? Ha? Niye izin verdin? Pijamalar ilan gidiyor herhalde. Gece kulübüne gidecek hali yok. Aa. Gider o gider. Sen bilmezsin bunları. Çabuk Mustafa'ya haber ver. Peşine takılsın. Bana rapor hazırlasın. Tamam tamam. Hadi sen yat. İyi geceler. İyi geceler. Şu kapıyı çalmadan girme diye kaç defa söyledim sana ya. Yeter artık, yeter. Allah iyiliğini versin Bigen. Böyle bağırışınca ben de bir şey oldu zannettim. Ay daha ne olsun Salim, görmüyor musun? Baksana şu kıyafete bak. Saçlara bak. Ergen cadde kızlara dönmüşsün. Hiçbir şeye dönüşmedim anne. Olması gerektiği gibiyim işte şu anda. Ben buyum. Alış bunu artık. Senin halin hal değil. Niye telefonun kapalıydı bütün gün ha? Aradım, ulaşamadım sana. Telefonum bozuldu. Çisil'in eski telefonunu kullanıyorum. Sen iyice yoldan çıktın kızım. Yoldan çıktın. Anayım ben, ana. Bilirim ben. Bak, koptun gidiyorsun kızım sen. Abartma Figen. Pek yakışmış işte kızıma bak. Prensesler gibi yaşına uygun güzel olmuş. Ay Salim sen sus. Ya o prenses olunca sen kral olmuyorsun Salim. Ne varmış? Kraldan daha kral benim babam. Anne ben 28 yaşındayım ya. İlkokul çocuğu değilim artık. Ya ayağıma giyeceğim çoraptan saçıma takacağım tokaya kadar karışıyorsun. Yeter artık ya gerçekten. Her gün bunu konuşuyoruz. İyice asileşti bu. O demir denen cinsi bozuk çocuğun bütün huyup kızıma sirayet etti. Görüyor musun Salim sen? Bak yakında bu kuş yuvadan uçup gidecek. Kalbini kırdığın için de sen çok üzüleceksin. Ben bilirim yapacağımı. Bak görürsün. Bilirim yapacağımı. Çok güçlü, hiçbir şey yok ya. Vallahi canım sıkıldı. Tabii öyle giyinmekle olmuyor. Taşımak gerek kıyafeti. Adab-ı muaşeret diye bir şey var. Bilmem duydunuz mu hiç Ahu Hanım? Bir kadın nasıl oturur, nasıl kalkar bunu bilmesi lazım değil mi? Tabii. Beceremiyorum demiyorsun da. Ya kızlar bırakın adab-ı muaşereti falan. Müşteri bulmamız lazım. Evet. Buldum. Gazeteye ilan versek. Yani biz davalarımızı arabuluculukla çözüyoruz diye. Bence çok güzel fikir. Bence çok güzel fikir. Neyle vereceğin ilanı? Optik öpücükle mi? Kaç paradır ki ilan? Ya herhalde satılık araba ilanı gibi ufacık bir şey vermeyeceğiz. Koca reklam vermek lazım. O da dünyanın parasıdır. Demur. Ne? Müşteri geldi. Ne? Müşteri mi geldi? E gönder gönder. Kız niye göndereyim onu şimdi? Bari bir konuşun da adam daha zayıf olacak. Fadime abla içeri gönder diyorum ya. Ha tamam. Siz bana bakın. Kendimizi ağırdan satalım. Böyle yeni gelin gibi atlamayın adamın üstüne. Tamam tamam dur. Yoğunuz şu anda tamam mı? Hadi. Ha,
İyi günler. Hoş geldiniz. Merhaba. Selam. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. İyi günler. Ne yaptınız? Gülcan Hanım'la konuşabildiniz mi? Sormayın, sormayın. Hiç konuşulmuyor onunla. Çok sinirli. Peki Berk konuşmaya başlamış mı? Yok. Hala konuşamıyor. O yüzden bugün yapacakları sünnet dün de iptal etmişler. Gülcan Hanım da dava açacağım deyip duruyor. Siz bana yardımcı olacağınızı söylemiştiniz. Olursunuz değil mi? Ya haksız da sayılmazlar bir yandan. Kadının en güzel günü zehir oldu. İyi ama Demir Bey, benim hiçbir suçum yok ki. Bakın burada bütün evrakları getirdim. Burada bütün makinaların bakım çizelgeleri var. Ve bunlar mühendisler odası tarafından kontrol ediliyor. Ya ben kafama göre bir şey yapmıyorum. Allah Allah. Ya bir düşmanınız falan var mı peki? Yok Nil Hanım, ne düşmanı ya? Biz 60 yıldır bu işin içindeyiz. Atadan babadan lunaparkçıyız. Hiç düşman falan yok. Ve bugüne kadar bir tane vukuatımız da yok. Sizde Gülcan Hanım'ın telefon numarası var mı? Var var. Ben alayım bir onu. Buyurun şu. O evraklar da bizde kalsın. Evet. Biz size haber verelim duruma göre. Buyurun. Sağ olun. Yine bana yakalanmamak için erkenden kaçmış. Kim bilir neler giyip gitti. O saçak saçak saçlar. Ya bir avukat kadına hiç yakışıyor mu hiç Salim? Yahu karışma şu kıza. Allah aşkına karışma. Ay sen karışma Salim. Aa, ya sen delirdin mi? Otel mi burası? Ya ben evimde neresi banyo, neresi mutfak bilmiyor muyum ya? Ya bak ne kadar güzel oldu. Dur geleyim göstereyim. Allah aşkına şunların güzelliğine bak. Şunu da koyayım. Bak istediğim bir şey varsa eksik olan yazabilirim. Onu da yapayım. İstemez, istemez. Ay bırak onları Allah aşkına. Gel bana yardım et. Bu çok ağır. Hadi. Hadi kalk. Al tut şunu. Oha bikiniye gel. Çok iyi. Abi ben de alacağım bu yaz ya. Ne haber? Aa Neco Bey, hoş geldiniz. Nerelerdesiniz bakalım? Baktım Muazzez teyze benden kurtuluş yok. Ev için bunların bir tane tanıdık emlakçısı varmış. Ona gönderdi. Sabahtan beri ona koşturuyorum. Ya bu Luna Parkçılar mı gelmiş? Evet. Hani biz asılı kalmıştık ya dövme dolapta. Öyle bir muhteşem bir gün yaşamıştık hatırlıyorsun dün. İşte bizim altımızda asılı kalan anneyle çocuk vardı ya. Hı. Onlar davacı oldular adamdan. Yapma be. Ay Salim, geçenlerde Nil anlattı. Demir ofislerinin kapısında böyle Hakkı Bey'e tıpatıp benzeyen bir adamla karşılaşmış. Ya adam o kadar benziyormuş ki Demir neredeyse baba diye seslerini çekmiş. Yok artık hanım. Yok yok. Ben sana söylüyorum. Muazzez Hanım'da bir tuhaflıklar, bir şeyler gizliyor. Yani şu senin hayal gücüne hayranım. Adamın komada olduğunu kendi gözünle gördün, hala inanmıyorsun. Bir yanık kokusu mu geliyor? Sen de alıyor ya musun? Aman aleti açık unuttum. Ne? Koş koş bir gel koş. Aa, aa, Allah canını almasın Salim. Yaktır evimi. Ay ay ay. Allah kahretmesin seni. Ay ay gitti evim, gitti evim, gitti evim. Geç göreyim şunu. Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu güzel yaz gününde size 87. Gazi koşusundan iyi günler diliyorum. Bugün 2 ila 4 yaş arası İngiliz kısraklarının kapışmasını seyredeceğiz. Safkan İngilizler Padova doğru gelmeye başladılar, evet. Evet, start verildi ve koşu başladı. Bu yarışın iki favori atı Nil Timsah ve Ahu Kız. Bu yarışı kimseye kaptırmayacak gibi gözüküyorlar. Son 400'e gerilirken diğer atlarla 6 boy kadar fark açtılar. Evet, Nil Timsah 200'de iç kulvardan sıkıştırıyor. Bir boy fark yaptı. Ahu Kız geliyor dış kulvardan. İç kulvardan Nil Timsah. Nil Timsah şimdi dış kulvardan. Ahu Kız geliyor. Nil Timsah foto finişe mi kalacak? Hayır, hayır. Ahu Kız birinci. Nil Timsah ikinci. Ahu Kız gazi koşusunu kazanıyor. Bakıyorum. Üçüncü Johnny Gittar. Ve o bir Lady dördüncü oluyor. Efendim anne. Kızım yetiş, evde yangın çıktı. Ne? Ya yangın mı çıktı? Siz iyi misiniz? Ha, biz iyiyiz kızım. Tamam ben hemen geliyorum. Siz uzak durun evden tamam mı? Ne oldu? Ne yangını? Bir evde yangın çıkmış. Ben hemen gidiyorum. Bir dakika, bir dakika. Tamam ben götürürüm. Ne oluyor? Bir anlat. Hayır gidemezsin. Gülcan Hanım bizi bekliyor. Ama yapacak bir şey yok. Sen gideceğim bu sefer. Hadi yürü. Tamam hemen gidelim Demir. Götür beni. Demir ne yapacağız şimdi? Bizim evimiz yandı ya. Hadi bir an önce gidelim. Nil, bir şey söyleyeceğim ya. Lütfen sakin olur musun? Ama bak ben varım. Aileni seni sokağa atacak değilim herhalde. Bakarız bir çaresine. Tamam mı? Her şeyim de o ev benim.
çocukluğum, gençliğim, kitaplarım. Ailene bir şey olmamış. Hayatta daha güzel bir şey olabilir mi? Hemen gidelim. Perişandır onlar şimdi de bir. Çabuk. Hep bu bacanıksız babanın yüzünden yaktı bütün evimizi. Evet, her şey benim yüzümden oldu. Ya, çok geçmiş olsun. Sağ ol evladım. Allah'tan etfaiye yetişti de bütün ev kül olmaktan kurtuldu. Evi kurtardık. Evin içi her yer su içinde kaldı. Ben nasıl temizleyeceğim bu evi? Bütün eşyalar gitti. Hay biz nereden anlayacağız? Anneciğim temizlemiş, temizlemiş. Sen merak etme. Tamam, yok bir şey yok. Yok. İyiyim, iyiyim. Üzülecek. Çok özür dilerim, pardon. Efendim anne. Demir, neredesin sen oğlum? Ya anne hiç sorma. Miller'in evleri yanmış. Aa! Figen Hanım'la Salim Bey nasıl? Ya iyiler, iyiler Allah'a şükür de. Ev biraz zarar görmüş, kalınacak halde değil. Aa! Ne olmuş ya? Miller'in evi yanmış. İtfaiye kurtarmış kül olmaktan ama. Bana bak, söyle Mustafa'ya. Gitsin, ailece hepsini alsın, bize getirsin. Demir, oğlum şimdi ben Mustafa'yı yolluyorum. Hemen Figen Hanım'ları alsın, bize getirsin. Tamam anne, sağ ol. Aa, sen sağ ol oğlum. İnsanlık öldü mü? Nil'le ailesini sokakta bırakacak değiliz ya. Hemen Mustafa getirsin onları. Bekliyorum yavrum. Güle güle çocuğum. İyi yaptık hanım, iyi yaptık. Bize de o yakışır. Hem oğlanla kız iyice kaynaşırlar. Kaynaşır kaynaşmasına da ben bu Ayça'yı nasıl zapt edeceğim onu bilmiyorum. Oldu mu olası şu Nil'i sevmedi gitti. Bana bak söyle ona terbiyesizlik etmesin. Onlar bizim tanrı misafirimiz. En ufacık bir aymazlık istemiyorum. Tamam. Şu Neco'yu da defet gitsin. Ev kalabalıklaştı bir de onunla uğraşmayalım. Şimdi misafirler gelir çıkalım biz yukarı. Annemle konuştum şimdi de. Sizleri bize bekliyor. Olmaz evladım, yük oluruz biz size. Zaten hastanız var. Yani sizin derdiniz size yeter. Ya Figen Hanımcığım öyle şey olur mu? Hem annem çok ısrar etti. Evleri temizlenip tamir olana kadar başımızın üstünde yerleri var diyor. Ay sağ olsun. Figen Hanım iyi misiniz biraz daha? Belki doktora götürdünüz mü? Götürdüm tabii. Doktor yaşadığı şokun etkisiyle konuşamayabilir. Ama geçici bir durum. Bir daha konuşmayacağı anlamına gelmez dedi. Aman iyi, çok iyi. Öyle tabii. Ama sünnet düğününü iptal ettirmek zorunda kaldık. O kadar davetiye, salon kirası, pastası hepsini iptal ettirdik. Birçoğu da para iadesi yapmadılar. Zararımız büyük anlayacağınız. Siz hiç merak etmeyin. Karşı tarafın zararınızı karşılaması için her türlü yol deneyeceğiz. Berk. Ay ne tatlı bir çocuksun sen öyle. Ne yapıyorsun? Üstümü başımı batırdın. Ne şımarık çocuksun sen? Niye bağırıyorsunuz siz benim çocuğuma? Zaten konuşamıyor yavrum. Lütfen gidin evimden. Kimse benim çocuğuma bağıramaz. Ama yani görmediniz mi? Ağzındakileri bilerek üstüme tükürdü. Çocuk bu, çocuk. Rica ederim çıkın evimden. Çocuk değil canavar. Şımarıklığından yapıyor. Berk, iyi misin oğlum? Ah sana. Senin iş güzelliğin yüzünden bu yaştan sonra el aleme muhtaç olduk. Yahu ben sana söyledim gidelim ablamlarda kalalım diye. Aman sen git kal o yüz ablanda. Vallahi sokaklarda yatarım. Yine de sen o cadaloz görgüsü ablanda yatma. Hadi yürü yürü yürü. Hoş geldiniz Figen Hanımcığım. Büyük geçmişler olsun efendim. Ah ah ah. Sağ olun Muazzez Hanım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Vallahi bu yaştan sonra başımıza neler geldi gördünüz mü? Evsiz barksız kaldık. Evimiz yandı, içimiz yandı. Allah sizden razı olsun. Aman Salim Beyciğim, burası da sizin eviniz. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz efendim. Ay zahmetler oluyor size vallahi. Ya ne üst kaldı ne baş, ortada kaldı. Efendim.
biraz soluklanın. Size çok güzel organik limonata yaptım. Ondan sonra hepsini hallederiz efendim. Buyurun. Buyurun. Abi ben sana söyledim nasıl kullanmayı bilmediğimi. Tutturdun illa yap diye. Oğlum beni çıldırtma. Alt tarafı kırmızı bir tane düğmeye basacaksın. Ne kadar zor olabilir? Bastım zaten. Neden yangın çıktı o zaman? Pamuk alevciğim ben abi. Nereden bileyim yangının nasıl çıktığını? Demagoji yapma bana. Dudağını sallandırıp üzüntünü takınma bana şimdi. Vuracağım ağzına. Sen tam yukarıdayken durdur dedim bana. Paramı isterim ben. Görevimi yaptım. Ya para diyor lan? Sütlü müsün? Pamuk elmacı mısın belli değil. Sütlü pamuk elmacı. Neco? Senin ne işin var burada? Ya bu bana dün pamuk elma sattı. Midemi bozdu. Yani gururuz bütün gizli cırcır olmuşum. Alttan üstten sulu kuru gittim. Ay o çok kötüdür. Geçmiş olsun canım ya. Da burada bu hallerde ne işin var senin? He? O işte şey ya o, bindik ya o. Cüzdanımı düşürmüşüm ama Allah'tan bulup müjdemi isterim. Ne oldu? Ev tuttum. Şaka yapıyorsun. Aynen öyle. Ay çok sevindim. Evet. Ya. Sağ ol. Ben şu elbacıyla bir konuşmam lazım. Bir dakika durun. Ne yapıyorsun ya? Bırak gitsin. Yürü git. Araştırma yapıyorum ya. Onunla ilgili bir şey konuşacağım. Dünün hevesi kursağımızda kaldı. Hiçbir şey yapamadık. Evet ya. Bence çarpışalım diyorum. Yok olmaz. Ben şu anda bir iş üzerindeyim. Hayır. Otolarla. Yok asla iş üzerindeyken böyle bir şey yapmam. Hadi. Buyurun efendim, buraya hazırlattım sizin için. Çok zahmet verdik size. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim Salim Beyciğim. Burası sizin de eviniz. Yine de bir ihtiyacınız olursa ya Ayten'e ya bana söyleyebilirsiniz. Şey Muazzezciğim, yani bir duş alma imkanımız var mı? Şu pislikten bir kurtulsak. Ne duşu Figen'ciğim? Hamamı hazırlattım ben sizin için. Bakın dolabınıza temiz havlu bornozla bıraktım. Rahat rahat banyonuzu yapabilirsiniz. Bu ev sizin efendim. İyi istirahatlar. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Hay Allah'ım yahu. Ben bayağı gerildim vallahi. Çok zahmet oluyor kadına. Ay bir sus be Salim be. Dır 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 söylenip durma. Ne yapıyorsun sen? Karıştırmasana çekmeceleri Allah aşkına. Kadın odayı bize tahsis etti. Nerede, ne var, ne yok bakmam lazım. Bakma. Ajan falan mısın sen Allah aşkına? Allah Allah. Figen. Tamam be ortağım ya. Asma suratını artık. Evde çok bir şey yok. Yani bir boyanacak, temizlenecek o kadar. Ya eşyalar kullanılmaz halde. Kıyafetlerim de öyle Demir. Tamam sen sık bacanını alırız yenisini. Ya sen şunları bir arasana. Dur bir arayayım. Hiç arama, arama. Aha. Burada bak. Bak çarpışıyorlar. Bir şey değil mi? Bak çalışmak bu Neco'nun fıtratında yok. Hayır iyice çizildi kendine benzetti. Kendi bir şey yapmıyor, yapana da engel oluyor. Demir olmaz böyle ya. Senin komünde fena değil. Bak nasıl çarpışıyor bak. Gel aklını alalım şunları. Gel gel. İnanamıyorum. Yaptıklarına bak. Nasıl gidiyor araştırma? Efendim? Araştırma nasıl gidiyor araştırma? Şahane. Öyle mi? Güvendiğim dağlara kar yağdı çizik. Eğlenceliymiş bu ya. Biraz gezelim mi? Kaç, 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 kaç. Şu arabayı takip et. Leş gibisin, leş. Eve bak. Beş yıldızlı otel gibi. Evde hamam bile var. Görmüşsün de böylesi yani. Yahu ne alem kadınsın be Figen. El alemin evini, hamamını kendi evin gibi kullanıyorsun. Ondan sonra da cır 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 dedikodu yapıyorsun. Oh, oh. Çok sıcak bu. Yandım, yandım resmen. Ha, sen de benim evimi yaktın. Allah Allah, keyfimden yaktın. Oh. Bu da çok soğuk. Bu buz gibi. Ortası yok mu şunun? Ya sıcak ya soğuk Salih. Birini seç. C şıkkı hiçbiri. Burada iki ekip ayrılalım. Neco benle gelsin. Ama biz Cecil'le bir ekibiz yalnız. Gördük nasıl ekip olduğumuzu. Yürü hadi benle. Tamam Neco'cum. Sen git ama fazla acele etme. Tamam mı tatlım? Cecil o zaman ben çözeyim geleyim olur. Hadi. Ha çözeyim geleyim. Çok çözersin. Hadi Cecil bir yolu bulup şunlardan önce bitirelim şu işi. Nereden başlasak? Ah.
Saatler olsun efendim. Ay sağ olun, sağ olun. Hay Muazzez Hanımcığım, ne ara aldınız siz bu kıyafetleri? Figen Hanımcığım, biz Hakkı Bey'le çıkacağımız gemi seyahati için almıştık bunları ama giymek nasip olmadı, kısmet sizeymiş. Güle güle giyin efendim. Sağ olun. Tamamen üstüme uydu, demek ki aynı bedeniz. Bana biraz bol geldi ama olsun canım, önemli. Yo, çok güzel olmuş, yakışmış. Yok canım, olur mu yani? Aramızda en aşağı bir 4 beden var. Neyse, neyse canım. Siz oturun, rahatınıza bakın. Ben de yemeğe bakıp geliyorum efendim. Yahu, kadın sana en yeni kıyafetlerini vermiş. Denilecek laflar mı bunlar? Ya biz onunla aynı beden miyiz? Aramızda en aşağı 8 beden fark var ama ben ayıp olmasın diye 4 dedim artık. Küçül de cebime gir. Bana bak Salim, vallahi gebertirim seni. Sen kendi göbeğine bak. Suat abi, Suat abi. Ne oldu? Abi iki kişi geldi, seni sordular bana. Dün geceki olayı araştırıyorlar. Neredeler şimdi? Parkın içinde dolaşıyorlar abi. Ya bunlar benim başıma bela olacak. Bak Mehmet beni görmedi. Diğer arkadaşlara da söylüyorsun. Tamam. Beni görmediler, tamam mı? Suat Bey, ben avukat. Aa, kaçın. Aa, Suat Bey! Kaçın! Beni yakala şunu, yakala! Bırakın beni ya. Nasıl bırakalım? Lay 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 lay. Sen neden böyle şeyler yapıyorsun? Neden kaçıyorsun ki? Bırakın beni ya, ben hiçbir şey yapmadım. Bu olay benim üstüme yıkılacak. Benim hiçbir suçum yok. Yalan söyleme. Sen yaptın. Şşş! Bir, iki, üç. Sen yaptın bunu. Sen yaptın bu işi. Sen yaptın bunu. Sen yaptın. Komik mi bu? Ay hay, vallahi çok güzel su. Sen de gelsene sakin Salim. Yahu ne alem kadınsın? Daha bu sabah evin yandı umurunda değil. Ay ne yapacaktım yani? Oturup da evin başında yaz mı tutacaktın? Ayrıca evi sen yaktın. Vallahi bütün evi sana temizlettireceğim, göreceksin sen. Tamam tamam, ben bir şey söylemedim. Hadi. Ay hadi gel. Hadi gel. Hadi gel gel. Ay yapma ya. Ayıp ayıp görecekler. Bakın tamam, kabul ediyorum. Dışarıdan müdahale olmadan o pano kısa devre yapmaz. Al işte, itiraf etti. Alalım götürelim bunu. Bir sus Neco, bir sus da bir anlatsın adam derdini, dur. Yani birileri gelip cihaza müdahale etmiş. Ama inanın ben yapmadım. Olay olduğunda ben tuvaletteydim. Şahitlerim var. Tuvalette şahitlerin mi var? Bu nasıl bir müesseseymiş böyle? Kankaların tabii satmazlar seni ama... Pardon. Ana Muazzez teyze, benim buna bakmam lazım. Ne oluyor lan? Şimdi bana bak. Lütfen bana inanın ya, ben yapmadım. Bana bak, bu senin numaran mı? Ha evet, benim. Tamam. Lan! Ben seni kovmadım. Sen ne yüzü hala buralarda dolaşıyorsun? Çek! Doğru hadi! Tamam, hadi. Yere! Halil Bey, Halil Bey. Halil Bey, Halil Bey sakin olun. Ne yapıyorsunuz? Sakin olun. Olay anında panonun başında kimse yoktu diyor. Biz olay gününün görüntülerini görmek istiyoruz. Yarın lütfen ofise gelirken görüntülerle birlikte gelin. Gülcan Hanım'ı da çağıracağız tabii ki. Güvenlik kameraları diyorsunuz yalnız ama bizim güvenlik kameraları son zamanlarda pek çalışmıyordu, arızalıydı yani. Onu nasıl yaparız ben şey yapamadım. Nasıl yani? Koskocaman parkta güvenlik kamerası yok mu? Peki bu durumu sizden başka bilen herhangi bir çalışan güvenlik elemanı birisi var mı? Yok, henüz kimseye söylemedim ben ama. Çok iyi yapmışsınız. Onu söylememeniz çok iyi olmuş. Çünkü kimse bilmezse... Ya öyle diyorsunuz. Bravo Demir Bey. İyi günler. İyi günler. Sen beni dinler misin? Ne planladığını öğrenebilir miyim? Her zamanki gibi Nil. Olağanüstü bir plan yaptın. Evet yani. Tamam, tamam Muazzez teyzeciğim. Benim dilimi eşek araları soksun. Ben size nasıl teyze derim ya? Muazzez anneciğim. Anacık süt annemsiniz benim. Öpüyorum çok ellerinizden, o yumuş yumuş yanaklarınızdan. Saygılar. İyi günler. Ne oluyor lan? Oğlum, anam bana yatırdı. 10.000 lira yatırdı bankaya. Laps diye yatırdı gerçekten. 3 aylık kira, depozito, emlakçı, boya badana hepsine ait. Yani ev iş hali oldu. Ya kadın senden kurtulmak için kesenin ağzını açmış. Bu da seviniyor ya. Hakkı Bey, aa, ne yapıyorsun sen orada? Hakkı, ha. Ne yapıyorsun? Geç kenara, geç. Görmezler ya, kenardan bakıyorum öyle. Ne büyük sevaba girdik değil mi? Öyle öyle. Yani adam çok iyi bir adam da, kadın biraz acayip.
Yani benden dört beden küçükmüş. Hemen dünürücülüğe başladın yani. Hayır, yani şimdi göz var, izan var. Elbise büyük geldi, mayocuk diye oturdu. Ya boş ver sen, arayı sıkı tut, arayı sıkı tut. Bu dünürcülük bana göre değil Hakkı Bey. Ben bütün bu insanlardan edindiğim bilgileri, bu aletlerdeki geçirdiğim süreleri hepsini bir potada erittim. Erittikten sonra bana posası kaldı geriye. O bilgi birikimini böyle süzdüm kafamdan. Ortaya bir tane isim çıktı. Suat. Suat, bu olayın faili hiç aramaya gerek yok. Başka şeyleri hiç düşünmeye gerek yok. Suat. Kolay gelsin. Sağ ol. Bir dakika. Ben yanlış mı görüyorum ya? Ahu Hanım ve diz altı etek. Ya mümkün değil. Başınıza bir şey mi geldi? Evet canım. Gülcan Hanım'ın aynı senin gibi itici olan oğlu ağzındaki bütün yemeği üstüme püskürttü. Eve gidip üstümü değiştirmek zorunda kaldım. Ya işte Ahu Hanım, öyle bu işler öyle sizin sandığınız gibi kolay olmuyor. Böyle buralarda boş boş dolanarak olmuyor bu arabuluculuk işi. Yani emek ister, çaba ister, ekip birliği ruhu ister. Değil mi? Aman. Ben almayayım. Halimden memnunum. Ne oldu? Halledebilir mi Gülcan Hanım'ın işini? Hiç boşuna uğraşmayın. Bu iş mahkemede biter. Kadın da, oğlu da manyak. Beceremedim demiyor da. Aha. Çok affedersiniz ya. Normalde toplantılarda hep kısarım. Emlakçı arıyor. Efendim Çağır Bey. Ya ben şöyle bir şey rica edeceğim sizden. Ben geleyim çıplak gözle göreyim evi. Çünkü siz işinizi iyi biliyorsunuz. Güzel güzel fotoğrafları çekiyorsunuz. Açıları falan filan veriyorsunuz. Ondan sonra insanlar kanıyorlar. Evlere bir gidiyoruz, patates çıkıyor. Ha merak etmeyin. Para peşin, kırmızı meşin. 90'lardan espri yaptım. İnşallah bu evi etkilemez. Tamam. Sağ olun. Hayırlı günler olsun. Hayırlı işler olsun. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak ben bugüne kadar hiç param yoktu. Bu zenginlik ne kadar güzel bir şeymiş ya. Yani insan ölmeyebilir bile. Bitmiş bu ya. İçine çok az vardı zaten. Yenisini almak lazım. Alın. Bir sorun mu var Figer Hanımcığım? Ay Muazzezciğim, güneş yağı bitmiş de biliyorsun güneş ışınları çok zararlı. Ayça, koş kızım dolaptan yenisini getir. Of anne ya. Sanki sabah evi yanan onlar değil ya. Bu ne umursamazlık böyle. Annemin aklı işte. Yakında komple yerleşirler buraya. Ne iyi ettiniz de geldiniz, evimiz şenlendi. Her şerde bir hayır varmış Muazzezciğim. İnşallah bizim evimizde bir an önce toparlanır da biz de sana yük olmaktan kurtuluruz. Ay ne yükü canım, başımla beraber. İstediğiniz kadar kalın efendim. Buyurun Salim Beyciğim, üzümü alın. Ay çok güzel. Oh. Sen Halil Bey ile Gülcan Hanım'ı ara istersen. Yarın toplantıya davet tamam, et. Tamam, ararım hemen. Gülcan Hanım gelmez diyorum Demir. Kadın inat. Ya beceremedim de kurtul. Vallahi at üstünden. Biz Demir'le uğraşırız, gider çaba sarf ederiz bunun için, değil mi? Öyle mi canım? Göreceğiz bakalım. Benim ufak bir işim var, ben onu halledip geliyorum. Yalnız acele et biraz da Gülcan Hanım'a hemen gidelim. Tamam. Bitsin şu iş. Tamam. Ops. Fadime abla, ya ne için hediye bakıyordum ben o sayfayı? Yeni açmıştım ya, ne yapıyorsun? Temmuzluk. Hiç uğraşmana gerek yok. Al bir tane mürebbiye takımı, olsun bitsin. Ay işte bile canım, artık Nil'in tarzı değişti. Yeni şeyler giyiyor. Öyle mi canım? Çisil, niye hediye alıyorsun Nil'e? Yarın doğum günü çünkü. Öyle mi? Elektrik süpürgesi al. Şurası galiba demiş. İlla çıkacağım bir kaldırıma. Kolay sanıyor. Ahu Hanım da bu işleri ha. Ama bak, aldı boyunun ölçüsünü. Taktın kafayı kıza sen de ha. Takarım canım vallahi, takarım. Hak edeni takarım.
Kolay gelsin Gülcan Hanım. Merhabalar Gülcan Hanım, nasılsınız? Hiç iyi değilim hanımefendi. Gönderdiğiniz bayan sinirlerimi bozdu. Bozar. Bozar yani, huyudur onun. Aslında biz de onun için özür dilemeye geldik. Hayır, biz olayın aydınlığa kavuştuğunu haber vermek için geldik. İyi, mahkemede hakime anlatırsınız öyleyse. Vay şampiyon, gel bakayım buraya ya. Hoppa, ağırlaşmışsın, boyun mu uzadı senin bakayım? Aferin, yırtmışsın sünnetten ha? Maalesef öyle oldu. 2 senedir uğraşıyorum sünnete ikna etmek için. Hassas bir çocuk, korkuyor sünnet olmaktan. Bakın hala tek kelime bile etmedi. Eder eder Gülcan Hanım, sıkmayın. Mesela ben de 3 kere yırttım biliyor musun sünnetten? Yani 3 kere kaçtım. Bütün mahalle kovaladı. Mahallelerce kovaladılar. Yollar boyu, yokuşlar yukarı kovaladılar. En sonunda 11 yaşında yakaladılar, yatırıp bağladılar ve cart diye kestiler biliyor musun? Beyefendi, siz ne anlatıyorsunuz? Çocuk korkuyor diyorum size. Yuh yani Demir. Bir saniye. Elinizin hamuruyla lütfen karışmayın. Biz burada erkek erkeğe dertleşiyoruz şampiyonla. Bence sen bundan kes kurtul. Fazlalıktan kurtul. Askerlik gibi. Erken yaşta git kurtul gibi. Yap kurtul gibi, anladın mı? Kes kurtul. Yoksa biraz daha görürse Alimallah satırla kesiverirler vallahi. Ya satırla kat diye keserler. Demir. Hı. Gülcan Hanım, yarın ofise sizi mutlaka bekliyoruz. Yani bu iş mahkemeye giderse uzadıkça uzar, sizin de canınız sıkılır. Ama biz sizin almak istediğiniz tazminatı almanızı sağlayacağız. Hem şampiyon da gelir, benim oyuncak arabalarla oynarız. Ne dersin? Tamam, anlaştık. Çak bakalım bir tane. Daha güçlü, daha güçlü. Vur, vur. Bravo be. Peki, öyle olsun. Geleceğim yarın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz şampiyon yarın. Benim ne dedin çocuğa öyle? Hiç konuşmayacak, hayatı boyunca konuşmayacak. Gel, bahçeye. Ya o insanlar büyük nezaket gösterdi bize evlerine. Figen. İzinsiz sürme kadının kremlerini. İnsanlar Karun kadar zenginler. Şu kadarcık kremle batacaklar mı? Bağırma, sesini yüksek, herkes duyacak. Ay keşke bir otele gitseydik. Hakkı Bey'in durumunu bu kadar yakından takip etme fırsatını kaçırır mıyım zannediyorsun sana? Ha, sen sırf bunun için mi buraya gelmeyi kabul ettin? Tabii ya, sen ne zannettin? Yani başka ne olabilir? Ne diyeyim ben sana kadın? Allah akıl fikir versin. Kurcalama kadının parfümleri, Allah Allah. Aa. Bana bak, misafirler gidene kadar ağzını açmayacaksın, ona göre. Anne, her yerdeler ya. Kadın sanki dedektif gibi dolanıyor evin içinde, her yerde. Gören de evin sahibi onlar zanneder yani. Böyle bir umursamazlık, bir rahatlık zaten. Ne zaman gidecekler? Sus, duyacaklar. Evleri temizlenince gidecekler. Sabret biraz. Aa, yürü. Uş anne ya. Üf. Demir, nasıl yiyorsun öyle ya? Ya biraz yavaş. Muazzez teyze özellikle söyledi, akşama yemeğe bekliyorum, sakın geç kalmayın dedi bak, aman kızar. Ya bir şey olmaz, bundan bana ne olur ya? Benim sivilcem patlatmaz. Ben bunu yerim, akşama bir daha yerim. Rahat ol sen. Tosuncuk. Nil, iyi misin? Dur, sakin ol Demir. Tatsızlık çıksın istemiyorum. Geçmiş olsuna geldim. Yapabileceğim bir şey var mı? Sağ ol Berkant. Eğer istersen tanıdık bir arkadaşım var, otel sahibi. Ailene ve sana ayarlayabilirim orayı. Yok. Bizde kalıyorlar bir günüm. Biliyor musun? Öyle mi? Pekala. Eğer fikriniz değişirse bir telefon yeterli. Tekrar geçmiş olsun. Çüz. Sağ ol Berkant. Sen haksızlık ediyorsun bu adama. Bak ne kadar kibar. Nasıl? Neyse hadi, yemen bitti mi gidelim. Ay annen inşallah musakka yapmamıştır. Hadi hadi, geç kalmayalım. Kalmayın dedi. Nerede kaldın sen lan? Nerede kaldın? Aa, ne oluyor ya? Ne bu sinir? Nil ve ailesi Demir'in yanına yerleşmişler. Ve benim bundan daha yeni haberim oldu. Yok artık. İyice yüzsüzleşti bunlar. Eve de mi çökmüşler? Şu adamı bir kafalayamadın gitti ya.
Ay sen sanki Nil'i kafaladın da bir de bana laf söylüyorsun. Nil'in kafasını Demir karıştırıyor, Demir. Eğer acele edersen bu iş çözülecek. Nil Demir'den uzaklaştığında da devreye ben gireceğim. O zaman sana devreye girmen için al bir fırsat. Yarın Nil'in doğum günü. Yap oyununu, kazan gönlünü. Hacı bu güzel bir haber. Hatta harika bir haber. Ona hediyenin kralını vereceğim. Merak ettim. Ne alacaksın? Bekle ve gör. Nil hediyeyi görünce boynuma atlayacak. O kadar yani. O kadar. Ah Muazzezciğim, yardıma gelemedim. Bütün işler de sana kaldı. Zahmet oldu vallahi. Olsun canım, siz misafirsiniz. Buyurun lütfen. Muhteşem bir sofra donatmışsınız. Bir kuş sütü eksik. Sağ ol. Geçelim. Buyurun. Aa, hoş geldiniz çocuklarım. Hoş bulduk. Aa, anneciğim, babacığım, siz hangi ara alışverişe çıktınız da bu korkunç kıyafetleri aldınız? Muazzezciğim verdi. Vallahi onun sayesinde babanla Hawaii'ye tatile çıkmış gibiyiz. Ha, korkunç güzel yani. Teşekkür ederiz Muazzez teyzeciğim her şey için. Rica ederim kızım. Hadi siz de ellerinizi yıkayın, sofraya buyurun. Tamam. Hemen geliyorum ben. Tamam anneciğim. Ellerimizi yıkayıp geliyorum ben de. Oo, zeytinyağlılar fevkaladenin fevkinde olmuş. Ayten kızımın marifeti hemşireliği kadar aşçılığı da mükemmel. Çok sağ olun Muazzez Hanım. Afiyet olsun. Siz Hakkı Bey'in hemşiresi misiniz? Evet. Yani ilk günden beri ben ilgilendim Hakkı Bey'le. Evin kızı kızı. Hakkı Bey nasıl? İyi Hakkı Bey, nasıl olsun? İyi olacak yani demek istiyor. Hakkı Beyciğim eve geldiğinden beri yüzünde bir tebessümle uyuyor garibim. Dolun. Allah Allah. Kim bu ya? Dolu. Ya dur ortağım bir şey söyleyeceğim. Dur bir dakika ya, elimi yıkayacağım. Ne yapıyorsun ya? Ne yapayım, sen nasılsın, iyi misin? Tamam, tuvaletteyim. Okul tuvaleti mi burası Allah aşkına? Sıranı bekle hadi çık. Yok, bir şey olmaz. Ne olur şurada yıkasam. Tamam hadi al. Ver tabi ver. Benim şimdi bir daha bak. Allah Allah. Saç çat patlama bak. Ne yapıyorsun? Yıkadım ben elimi ya. Temizdi Allah zaten. Yüzümü yıka bak, ölçün o halini. Ya ne elim sabunluyorsun? Ben temizlemiştim, çıkıyordum ya. Soracağım. Tırnak kontrolü de yapacağız, tamam mı? Allah, hadi tamam. Bak, kolay şu anda da sana bir şey var. Aa, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya, ne yapıyorsun? Sen temizlen, elini yüzünü yıka. Mikroplar böyle yüzünlükleri şurada valla sivilceleri çıkar. Bir şey söyleyeyim. Abartıyorsun. Elini yüzünü yıkamak diye bir tabir var. Ama dur, abartıyorsun. Elini... Bak, ben sana söyleyeyim, abartıyorsun. Hayır. Gerçekten mi? Evet. Bir şey olmuş. Demir kapat şunu. Kapat, ne yapıyorsun? Üstüm başım gitti ya, şu haline bak. Bir şey söyleyeceğim. Bahçedeki yemeğe bizi bekliyorlar. Nasıl gideceğim ben bu halde? İffet'teki Faruk Peker gibi olmadım ben. İffet, Cemil ben. Denderederim. Demir, üstüm başım çok ıslandı. Ben bu şekilde aşağı yemeğe gidemem. Tamam be ortağım, tamam ya. Ev yandı diye, neşelen diye yapıyorum ben bütün bunları. Allah Allah, tamam ben bir şeyler getiririm sana, merak etme. Hayır git hallet tabii, getir yani. Ayarsız. İki su attık ya. Hiçbir şeyin ayarı yok. Bak ya. Sırılsıklam oldum. Gönderilir ederim. Duyuyorum, oradasın hala. Git kıyafet bul, bir şey yap bana. Nerede kaldı bu kız? Ben gidip bir bakayım. Aa, oturun ona efendim, siz bir genel hanımcığım. Ayça, git bak bakalım abinlere kızım. Of anne ya, of.
yok, iyi işte, iyi. Ne var? Ya arkadan şunu şeyini çıkar. Ya. Arkama geç. Arkama mı geçeyim? Buradan yaparım ben ya. Tamam, çıkar o zaman. Çıkar. Sen, siz ne yapıyorsunuz ya? Çıktı. Ya sen nasıl benim kıyafetlerimi giyersin? Evet, evet Ayçiciğim, kusura bakma. Çünkü abim beni tuvalette... Islattım onu. Ya bana ne ondan ya? Ben daha giymedim onları. Etiketler duruyor üstünde. Ya tamam Ayçiciğim ya, çıkartırım. Kusura bakma. Zaten hiç yaşımın kıyafeti değil bunlar. Yani yakışmadı da biliyorum. Evet, yakışmadı. Bravo. Yani sonunda bunu anlayabilmişsin. Ben daha giymem zaten onları. Kızın evi yandı ya. Biraz anlayışlı ol. Anladım. Ne yapayım? Islandı kız. Yani ıslattım kızı. Şeyde, tuvalette. Mecbur seninkileri verdim. Benimkileri verecek halim yok. Tamam hadi uzatma. Hadi yallah. Tamam ben alacağım sana. Abin yenisini alacak. Hadi boncuğum benim. Kaçma. Hadi kız sen de yürü. Yok ben gelmeyeyim ya. Çok kısa bu gerçekten. Ya Boğaz'da gece kulübüne gitmiyoruz. Bizim bahçeye gidiyoruz. Hadi yürü. Annem kızacak ya. Yürüsene bakayım ya. Bakma. Bakmıyorum ben. Ben bakmıyorum. Nereye gidiyorsun? Gel. Nereden? Balkondan. Aa, üstüme iyilik sağlık. Bu ne kıyafet böyle? Ay, ne güzel olmuş. Niye kızdın Sügen amca? Olur mu Muazzezciğim? Bu yaşlı kıza bu yakışır mı? Anneciğim benim kıyafetim mi kaldı Allah aşkına? İşte Ayça verdi. Teşekkür ederim Ayça'cığım. Canım sen karışmasana ne giydiğine. Görürsün sonra. Anne ben ne yaptım ya? Oğlu şu. Hadi musakka al. Alayım anneciğim. Nil, sen de al çocuğu. Musakka. Ha, alırım tabii ki. Niye almayayım? Oo, yine döktürmüşsün Muazzez teyze. Aa, bir yaşıma daha girdim. Kızımız musakka alıyor. Kızım sen patlıcan sevmezsin ki. Ha, severim aslında. Hatta daha önce geldiğimde de Muazzez teyze musakka yapmış. Muazzez teyzenin musakkası müthiş. Evet, sen seviyorsun diye yine yaptım zaten evladım. Ha, ben kötü yapıyorum yani. Bir kere böyle musakka olmaz ki. Baksana kıymadan patlıcanlar gözükmüyor. Figen Hanımcığım, musakka bir Antep yemeğidir. Biz Antep'te bunun kıymasını bol tutarız. Muazzezciğim, musakka benim memleketim Aydın yemeğidir. Ha, bir ara Yunanlar da sahip çıkmaya kalktı ama nerede? Figen Hanımcığım, musakka ne Türkçe ne Yunanca bir kelime. Musakka Arapça bir sözcük. Yani Yunanlardan sonra musakkaya Antepler de sahip çıkmaya başladı desenize. Antep'imizin mutfağı dünyaca bilinir efendim. Sizin Ege'de böyle kılçıklı börünceden başka ne var acaba? Ben size bizim Ege'nin otlarıyla 40 tane meze yaparım buraya. Anca işte otlarla meze yaparsınız Figen Hanımcığım. Ben 80 çeşit yemek yaparım etten Antep mutfağından. Ya Muazzezciğim, yarın akşam ben de size Ege mutfağından bir masa kurayım da görün. Böylece de Türk mutfağının seçkin yemeklerini tatmış oluruz. Türk kahvelerinizi de benden o zaman. Aa, otur sen kızım. Ayça ile Ayten yaparlar. Yok yok Muazzez teyze, ben yapmak istiyorum. Ayten, hadi kızım sen cezveyle kahvenin yerini göster Nil kızıma. Tabii ben göstereyim. Optik, evlenmeyiz değil mi? Oralarım var ya, nasıl tutulmuş. Bak, tutulmuş elleri, tutulmuş, çok çalışıyor ya. Az şekerli mi dedin demin, ben duymadım onu. Hayır, ben yeterince tatlıyım, sade olsun. Sade, sade, az şekerli, şekerli. Biraz daha şöyle koyuyorduk. Değil mi? Şekeri de en son fincana. Ya ben bir şey sormak istiyorum. Şu elektrikli kahve makinelerinden var mı? Yok. Ya işte. İşte ben cezveyle yapınca köpüğünü yapamıyorum. Yani olsa çok iyi olurdu. Ya bence de çok güzel olurmuş. Ama bence sen zaten çok güzel yapıyorsun. O yüzden ben istersen fincan takımlarını getireyim mi? Tamam, lazım olacak. Teşekkürler.
Yalancı optik. Bağırma. Sen makineyle kahveleri yap köpürt. Ondan sonra ben yaptım diye bize itele. Annemlere yalakalanmak için yok ya. Ya ne alakası var canım? Al işte bak cezbeyle yapıyorum. Ama sen diyorsan ki ben böyle bol bol köpüklü seviyorum. Ona da benim bir çözümüm var. Öyle mi, neymiş? Tükürük. Tükmük. Yapıyorum işte ya, hayret bir şey. Ne yapıyorsun? Böyle miyim sen kahve? Ne yapıyorsun? Köp gitti, köpük köpük kalmadı. Hepsi ocağın üstüne döküldü ya. Dur, ne yapıyorsun? Bağırma ya. Ben yaptım zannedecekler ya. Melin sesi miydi o? Yok canım, sana öyle geldi. Ne alakası var? Demin nerede? O da kahve yapmaya gitmedi herhalde, değil mi? Figen Hanımcığım, benim oğlumla sizin kızınıza zarar gelmez, merak etmeyin. Ay, ilahi Muazzez Hanımcığım, ben öyle bir şey söylemek istemedim. Ya benim kız son günlerde çok asi. Eskiden böyle değildi. O yüzden aklım hep onda. Gelirler, gelirler. Bahçede dolaşıyorlardır herhalde. Canım, evin içinde ne olabilir ki zaten Figen'cim? Hadi ben bir kahveleri içmeden önce bir lavaboya gideyim hadi. Bak, bu sefer birlikte başardık. Hadi bakalım. Hop! Demir, yapma Demir, bırak. Demir, dökülecek şimdi. Demir, yapma ne olur. Bak, gözünü seveyim. Bir rahat bırakmadın beni. Bırakmam. Demir, yapma. Yanacağız şimdi, yanacağız. Bırakma. Yanacağız, yanacağız. Bırak kızımı! Ne oluyor ya? Anne, ne oluyor? Ben şey sandım da. Ne sandın? Ne bileyim ben be. Figen Hanım, bir benim iş ortağım. Sadece şakalaşıyorduk. Ya Demir. Yok anne, artık. Anne beni rezil ediyorsun. Kızım. Bak, azılı bir çapkınla aynı çatı altındasın. Sen gel kızım, bu gece bizimle yat ha. Ya ben yedirtmem seni ona. Anne ne diyorsun hala sen ya? Çocuk değilim ben, bırakır mısın lütfen? Dur, çekil, çekil. Ben düzeltim, ben götürürüm onları. Tamam, hayır anne. Ben şunları temizleyip öyle geleceğim. Lütfen çıkar mısın şuradan? Aman be. Hiçbir oldum ya. Efendim, ne demişler? Cana gelmesin de mala gelsin ama tabii müteessi... Muazzezciğim, Nil duymasın, yarın onun doğum günü. Ah ne güzel. O zaman Nil kızıma yarın bir sürpriz parti hazırlayalım. Aa, bizim Ayça, yani kızım diye söylemiyorum, çok güzel pasta yapar. Nil'in pastası Ayça'dan. Ben mi yapacağım? Tamam, bunu yüksek sesle söylemeyelim. Geliyor, duyacak. Geliyor. Maşallah, maşallah. Gel, getir çocuğu. Sadeler, ortalar. Sizin sade miydi hanımefendi? Sade efendim. Buyursunlar. Teşekkürler. Afiyet olsun. Zalim, oradan bana bir tane lokum. Ha, Mustafa sen mi geldin? Hoş geldin. İyi akşamlar. Ben geldim Muazzez Hanım. Hakkı Bey'in laptopunu getirdim. Ha, Hakkı Bey'in laptopu mu? Hay Mustafa, Allah cezanı vermesin. Ya efendim, Hakkı Bey'in eski laptopunu ben kullanıyorum da bozuldu. Hmm. Eksik olmasın, Mustafa götürdü, yaptırdı onu. Sağ ol Mustafa'cığım, koy çocuğum şuraya. Bak şuraya bırak. Ha, tamam. İyi akşamlar. Tamam. İyi akşamlar Mustafa. Ben şey yapayım, laptop burada yani rutubet var ya, çiğ yağıyor. Odaya aldı çıkarayım diyorum. Laptop bozulur, siz sohbete devam edin. Hadi. Görüşürüz. Aman aslanım benim, paşam. Bu ne ya böyle? Ne oldu Hakkı Bey, niye panikledin? Yani... Ne demek niye panikledin ya? Ev kalabalık, bilmiyor musun? Ya kapıdan odaya birisi girerse hemen?
Doğru. Bak Mustafa bilgisayarını getirmiş, yapılmış. Hı. Yarın da onu Demir'e veririz, büroya Neco'ya götürür. Yo yo, bu kalsın bu. Bu güzel bilgisayar bu. Bu bende kalsın, sen benimkini ver Neco'ya. Ay, o nasıl olacak o Neco'nun bilgisayarı? Ne yapalım ya, Allah Allah. Bu hızlı. Bunun interneti çok hızlı. Benimki öyle değil ki. Donuyor, efendim ısınıyor, çok ısınıyor. Bu çok hızlı bir interneti. Süratli. Sonra bunda çok program var. Neler var bir görsen. Hakkı Bey ne diyeceğiz Neco'ya? Hakkı amcan bilgisayarına el mi koydu diyeceğiz. Ya öyle denir mi tabii? Sen bir şeyler uydurursun işte ya. Tövbe tövbe. Sen iyicene çocuklaştın Hakkı Bey. Kızım, ev çok kalabalık. Misafirler gidene kadar gözün üstünde olsun. Siz hiç merak etmeyin. Yani ben gerekirse Hakkı'nın kapısının önünden bile ayrılmayacağım. Özellikle Figen Hanım'a çok dikkat et. Aman diyeyim. Anne, benim odamdaki yatak ne acaba? Nil seninle beraber yatacak. İtiraz istemiyorum. Yok artık anne ya. Yeter yani. En sonunda ben kaçıp gideceğim evden, ne olacak? Bana bak Ayça, sessiz ol. İnsanlar mağdur. Evleri yandı insanların. Bu nasıl mağduriyet anne? Bütün gün havuz başına yatıp güneşlendiler. Ayça, beni hasta etme. Nile de terbiyesizlik etme. Çabuk git yatağına yat. Yolarım seni. Hadi çabuk, çabuk. Beni sinirlendirme. Yeter artık. İyi geceler babacığım. Hadi kızım, sen de yat buraya. Yat anneciğim. Geri yatağa bak. Üçümüz çok güzel yatarız biz seninle. Oh, çek üstünü örtüyü. Çek çek. Hadi iyi geceler. Hadi. Oh. Anneciğim, niye sıkışıyoruz burada üçümüz aynı yatakta? Yanında yatak var işte, ben geçeyim buraya. Sıkışmaz, çok rahatlıyoruz. Bak bak, rahat rahat, hadi uyat. Gel. Figen, yan odada yatacaklar zaten. Bir şey olursa kalkar gideriz. Salim, sen buradan kalkıp gidene kadar her şey olur, her şey. Anneciğim, benim uyumam lazım. Ne olursun bak, yarın tonlarca işim var işte. Geçeyim, yatayım yandaki odaya. O zaman bana söz vereceksin. Bak, odanı arkadan kilitleyeceksin. O Demir denen haydut mutlaka bu gece senin odana sızmaya çalışacaktır. Tamam anneciğim, sana söz veriyorum. Kapımı kilitleyeceğim. Hatta sen o kilit sesini de duyacaksın. Bak şimdi, tamam. Tamam, kontrol et. Hadi iyi geceler. Tamam, kontrol et. Hadi. Tamam, tamam hadi. Anneciğim. Hadi iyi geceler. Hadi dikkat et. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Aklım sende kalacak. Hadi iyi geceler. İyi geceler canım. İyi geceler. İyi geceler. Hadi sen dur, yatalım artık. Kaç oldu? Bana da bırak azıcık. Al. Ne rahat adamsın. Ne rahat. Hadi Allah rahatlık versin. Öleceksin. Ödümü patlattın Demir. Ben bunun intikamını alırım senden. Ben bunun intikamını alırım. Ne yapacaksın? Kulağımın dibinde bana mı patlatacaksın? Başına gelecek görürsün. Aklını alacağım senin. Dilin tutulacak. Gece uyuyamayacaksın. Ya neyin başına gelince? Ayrıca sen başı falan boş ver. Hayat ne acayip değil mi? Niye dedin ki şimdi sen? Neden böyle bir şey söyledin dururken? Bilmem. Böyle ilk defa aynı çatı altında kalacağız. Belki ondandır. Hayır. Saçmalama. Yok öyle bir şey. Ben Ayça'nın odasında kalacağım. Aynı çatı matı altına. Şişt, bir daha duymayayım sen de söyle hiçbir şey. Bakma öyle. Ayça'nın odası bu evin çatısının altında değil mi? Sen onu diyorsun ya. Sen ne dedin? Ben saçmaladım, biraz şey zannettim. Hani aynı yastığa baş koymak gibi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bir şey söyleyeceğim. Peki yatmadan bir iyi geceler öpüşü ister misin? Ama tokat atmayacaksan tabii. Annem kızar. Ben gidiyorum.
Arkamdan gelmeye kalkma sakın, tamam mı? Bağırırım bak, kapıyı da kilitleyeceğim zaten. Tamam Muazzez Hanımcığım, tamam. Siz hiç merak etmeyin, ben herkese haber edeceğim. Tamam, oldu. İyi günler, iyi günler. Günaydın Fadime abla. Günaydın. Bak ne diyeceğim, şimdi Muazzez Hanım aradı, akşama doğum günü edeceklermiş dile, sürpriz dedi, tamam mı? Gerçekten mi? Doğum günü mü? Ay, doğum günlerini çok severim ben ya, inanmıyorum. Hediyemi de almıştım zaten. Ben de aldım. Sen ne aldın? Halı yıkama makinesi. Oo. Oo, büyük hediye. Çeyizin de falan artık. Ne iyi oldu bak birlikte gelmemiz. Bu sayede geç kaldım derdi de ortadan kalktı. Yarış devam ediyor vallahi. O da ilk giden kazanır. Ne? Demir, haksızlık ama bu bak. Şimdi mi söylenir? Nasıl yetişeceğim sana? Senin yürümenle benim koşmam bile eşdeğer değil. Gül bakalım Demir Efendi. Son gülen iyi güler demişler. Çıkıyorsun. Günaydın. Günaydın, günaydın. Allah Allah, triplere bak ya. Ne olmuş bunlara, böyle aynı evde kaldıktan sonra bir şey olmuş, iyi anlaşılır. Tövbe tövbe. Bunlara ne oldu da böyle oldular? Günaydın. Ne yapıyorsunuz ya? Günaydın. Enerjik. Bu ne mutluluk böyle? Sırtım günler sonra ilk kez bir yatak gördü ya. Nasıl yani? Şahane şey ya. Dün 5 yıldız otelde kaldım da. Ondan sonra böyle sauna, buhar banyosu efendim, işte böyle bir taşlar maşlar koyuyorlar. Sonra bir tane masaj, 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 sonra sıcak taşa böyle bir yatıyorsun, ağız suyu akıyor zaten. Oha. Nereden buldun sen bu kadar parayı ki? Hani Muazzez teyze verdi ya. Ne Joe? Ya Muazzez teyze sana o parayı niye verdi? Sen ev tut diye verdi herhalde değil mi? Git böyle kendini yoğurdur, kızlara masaj yaptır diye vermedi yani. Ya sen masaja taktın. Ya aklına ne kadar pişmiş şeyler geliyor. Bu öyle değil ya. 5 yıldızlı otel masajı ya. Normal böyle kuluçlara ayırmalı. Başlayacağım senin kuluncuna ya. Yok ya. Bundan olmaz, ben anladım. Olmaz senden. Yok yani. Günaydın. Sana da... He. Ya alt tarafı 1350 lira para verdim ya. Ben kendimi bir kere şımartamayacak mıyım ya? Nedir yani, bir Kaliforniya rolü yemeyecek miyim ben ya? Rufunda otelin. Masajdan sonra, sıcak taştan sonra. Daha güçlü. Bakayım ne kadar güçlü. Demir Bey. Demir Bey. Efendim. Tam da konuştuğumuz gibi o güne ait güvenlik kameralarının kayıtları. Tüm günün görüntüleri var yani elimizde değil mi? Şu an göreceğiz. Evet, hepsi var orada. Hani kameralar arızalı diyordun patron? Yaptırdık bir ara. Güvenlik şirketinden istedik, kayıtları yolladılar. Ama içinde ne var bilmiyorum. Henüz izlemedim. Evet, ben de izlemedim ama izleyeceğiz birazdan hepsini. Bütün günün kayıtlarını izleyeceğiz. Suat'cığım. Şimdi bunun içinde bu kayıtlarda her şey var mı? Nasıl? Evet, bütün günün kaydı, her şey var. Hepsi var. Oynatalım Çisil'cim. Çisil'cim, oynatalım. Ben izletmem bunları. Ne oluyor ya? Neco, ne yapıyorsun? Neyi izletmem ya? Versene Neco şu an. Bu kayıtlar çünkü gerçeği yansıtmıyordur. Ya Neco, daha seyretmedik bile. Versene şu CD'yi. Hayır, bunun montaj olmadığını nereden biliyorsun? Şantaj bile olabilir. Bunun içinde ne olduğu belli değil ki. Neco, manyaklaşma. Ver şunu. Tamam, itiraf ediyorum ben. Neyi? CD'yi izlediğinizde beni göreceksiniz. Pamuk Şekerci'ye parayı ben verdim dönme dolabı durdursun diye. Ne? Nasıl yani? Sen yaptın yani. Sen niye yaptın böyle bir şey Neco? Çisil'le baş başa kalabilmek için ve romantik anlar yaşamak için. Hadi ya. Tamam, tamam gülme. Gülme işte. Ne
Ne olacak şimdi? Benim masrafımı kim karşılayacak? Hanımefendi, sizin de gördüğünüz gibi bu işte bizim sorumluluğumuz hiç yok. Arkadaşın romantik fantazilerinin kurbanı olmuşsunuz. Ama biz yine de iyi niyetimizin bir göstergesi olarak kardeşimizin sünnet düğünü biz Luna Park'ta yapabiliriz. Şişt Suat, sen de işine dönebilirsin ha. Zamla tabii ki değil mi? Küçük bir zamla. Tamam o zaman. İyi de ben Berk'in konuşması için psikolog desteği alıyorum. Seansların ödemesini kim yapacak? Neco tabii ki. Şirket falan mı şey yapar? Neco ödeyecek. Kendisi benim bomum olur. Bir bomun görevi de böyle bir durumu tazmin etmektir. Değil mi Neco? Ben mi yaşamak istedim dönme dolabın tepesinde çisille romantik anlar? Sen yaşamak istedin. Parayı da sen ödeyeceksin oğlum. Yapacak bir şey yok. Hatta sen artık kirvesin. Hastanıma düğün yapacaksın. Yok artık. Var artık. Var. Yapacak bir şey yok. Şampiyon, artık düğün hazırlıkları başladı. Kaçış yok. Gerçekten büyüyünce satırla mı keserler? Şimdi yerim. Baltayla keserler. Baltayla. Baltayla keserler. Hadi bakalım kirve. Ya ben kirve falan olamam. Çünkü kirve dediğin şey biraz böyle bıyıklı ve paralı bir şeydir. Muazzez teyzenin verdiği paralar var ya Neco. Otele gidip öyle kızlara masaj yaptırıp kendini yoğurtacağına... işte o parayla düğünü yap. Tamam mı canım? Hayır, ben bir kere o parayı ev tutmak için ayırmıştım. Ayrıca da... ben sana çıkma teklif edecektim ki dönme dolapta. O kadar yani. Pamuk Şekerci mahvetti her şey. Evet, benim sürprizim hazır. Ni görünce boynuma atlayacak tabii. Bunu Demir'in de görmesi lazım. O nasıl olacak peki? Sen bir şekilde Demir'i kapıp... Boğaz'da hep gittiğiniz kafeye götüreceksin. Biz zaten orada olacağız. Sana gelin mesajını attığımda bir dakika içinde mekanda olmanız gerekiyor. Güzel plan. Böylece Demir o saçma kızdan iyice sıtkını sıyırır. Merak etme. O iş bende. Hadi git göreyim seni. Of! Ya ben ilk defa o kadar parayı zaten bir arada görmüştüm ya. Ev tutacaktım ben onunla. İlk defa param oldu ya. Kalanı ne tutarsın be oğlum? Kalanı ilanca Manisa'nın Akhisar ilçesinde ev tutarım. Ya da buradan kümes tutarım. Tamam, hallederiz. O sıkıntı değil. Harbiden lan? Değil tabii oğlum. Harbiden kandırmıyorsun değil mi beni? Yok be oğlum, bir kümesin lafı mı olur? Bizim bahçede yatarsın işte. Allah'ım, sen bu esprilerle gerçekten kadın tavlıyorsun falan değil mi bir de ya? Şişt, bana bakın. Ben çıkıyorum, bir saate geliyorum, tamam mı? Şişt, ortağım bana bak. Bir saate dönmezsen ortak falan dinlemem, keserim maaşından ona göre. Tabii güzel olur. Zaten ben iyice sıfırı tükettim. Şu eski telefonuma bile alıştım ya. Ya sen zaten batmış birisin ya. Battı balık yan gidiyorsun. Şu düğünü ödesen ne olur ya? Ha, borç var bana. İyice batsan ne olur ki? Ya bu ciddi bir şaka mı yapıyor? Ben anlamıyorum bazen. Neyse ben çıkıyorum. Hadi. Demir'cim, seni kaçırmaya geldim. İyi hadi kaçır bakalım. Zaten Nine hediye bakacaktım. Sen de yardımcı olursun kadın gözüyle. Olamam. Çünkü normal bir kadın değil hediye alacağın kişi. Olursun, olursun ya. Olmam. Hayırlı işler Demir. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Gerçi bu buluşmamızı akşam yemeği olarak hayal etmiştim ama... Kusura bakma vallahi Berkant'cığım. Bu akşam annemlere sözüm var. Seni tanıdığım için o kadar mutluyum ki. Sen gerçekten farklı bir insansın. Ve benim için de çok değerlisin. Teşekkür ederim. Aa, bu da ne? Ne oldu? Aa! Ya, inanmıyorum. Bu ne güzel bir sürpriz böyle. Sen benim doğum günüm olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü seni çok iyi biliyorum. Ve daha iyi tanımak için elimden gelen her şeyi yapacağım ben. Hadi şu mersönmeden bir dilek dile. Ve mumları üfle lütfen. (Gülüyor)
İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Doğum günümü ilk hatırlayan sen oldun. Çok güzel görünüyor. Gidi gidi gidi. Acaba beğenecek miydi? Sen de bir şey söylemiyorsun, hiç fikrini falan söylemiyorsun. Ay dedim ya yani, onun zevkiyle benim zevkimin örtüşmesi mümkün değil. Hem tek taş yüzük alacak halin yoktu ya. Gerçi aldığım bu telefon da yüzük kadar pahalı ama neyse. Ya tamam canım, ne kadar olduğu önemli değil. Kız beğensin yeter. Pardon. Ha, beğenmezse beğenmesin, onun zevksizliği. Demir, ben çok yoruldum. Şurada bir kahve içelim mi? Olur, içelim hadi. Hadi gidelim. O ne Berkan? Sen uzun zamandır ne hediye alacağım diye düşünüyordum ama bir türlü karar veremedim. Aa yok yok, ben hediye falan istemem vallahi ya. Ben pasta mı üfledim işte? Daha ne olsun? Olur mu canım öyle şey? Bak ne, şu anda evsizsiniz. Böyle sağda solda insanlara muhtaç olmanıza gönlüm razı olmadı. Berkan şimdi size ev aldım falan demeyeceksin inşallah. Yok canım, hayır. Eviniz tamir olana kadar sizi tatile götüreceğim. Nasıl ya? En büyük Avrupa limanları. Tam 10 ülke gezeceğiz. Bu sırada iç mimar arkadaşım evinizi tamir edip temizletecek. Senin de tatile ihtiyacın var değil mi? Ne diyorsun? Ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Normalde direkt hayır derim ama böyle bir gemi turu annemle babamın en büyük hayaliydi. Ya gerçekten şok içindeyim şu anda. Senin var ya. Demir. Demir. Hadi abi, hadi.